yapay zeka yazılım. Hayır kardeşim. Yazılım onun temelini oluşturuyor. Ondan sonra kendini geliştiriyor. Geçmiş olsun. Ne yaptığını bilemezsin. O kafasının içinde neler dönüyor? Kafa diyoruz da yani o beynin içinde neler dönüyor hiç anlayamazsın. Günün birinde şuna da karar verecek. Biz buna kendimizi yırtıyoruz. Zaten dikkat diyoruz. Bak Stephen Hawking'in ölmeden bir hafta önce söylediği söz çok önemlidir. Yapay zeka şu anda kartopuna benziyor. Çığa dönüştüğü gün insanlık için çok geç olacak dedi. Adeta evet. güneş çık günah çıkardı. Şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum. Yapay zekanın bu durumu ileride evlerimizde, hepimizin evinde hanımlar sizlere sesleniyorum. Bir ee, birçoğunuzun evinde artık robot şeyler var. E, süpürgeler. Ne yapıyorsunuz? Elinizdeki kumandaya basıyorsunuz, bütün evi temizliyor. Yani bizde de var, Murat'ta da var, sizde de var. Sonuçta ne oldu? Aa, ne büyük kolaylık. Peki onun aslında merkeze bağlı olduğunu ve evinizi ve sizin konuşmalarınızı ileri de rapor edeceğini biliyor musunuz? En basitinden yola çıkın. Tabi. Veya sizi evet görüntülemediğinden emin misiniz? Onu da geçelim. İlerleyen zamanlarda bakın 3 yıl içinde hepimizin evine yap, e, robot hizmetçiler girecek, yardımcılar girecek insan kılığında bunlar robot tabii ki yani çelikten, demirden yapılma şeyler. Bunlarla hayat yaşamaya başlayacağız. Günün birinde onların bağlı olduğu asıl beyin, merkez artık insanlar bu dünya için gereksizdir derse ne yapacağız? O zaman şu anki kullandığımız o müthiş elektronik silahları bir saniye içinde etkisiz bırakacağını biliyor musunuz o beynin? Yani evet ne kadar korkun silah yaparsan yan Murat en sonunda Einstein'ın dediği gibi dördüncü Dünya Savaşı taşlarla olur. Çünkü yapay zekanın karşısında elektronik silahlarının hiçbir etkisi olmayacak. Hepsini durdurma yetisine sahip olacak. İşte bu kadar korkunç bir dünyaya gidiyoruz. Yalan da söyleyecek. Daha da beter şey yapacak. Ben Bir yazar vardı çok ünlü İngiliz. Geleceği şöyle tanımlıyor. Yapay zeka ileride insanlara korunması gereken hayvanlar mu yani hayvan anlamında anlaşılmasın hani korunması gereken canlı varlıklar yani. anlamında bakıp acıyacak diyor. Ya biz acınacak varlık ya, halimize nesli kendi. Ha. Evet zaten birazdan oraya geleceksin hani doğum olayında. <laughs> evet, evet, o, Şimdi bak öyle demiş tamam mı? Acıyacaklar bize diyor. Bu bir öngörü değil doğru.